Merhaba arkadaşlar, Örse Örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz tığ işi örgü modeliyle çanta çalışacağız. Umarım aradığınız çanta modeli örneği budur. Kolay ve anlaşılır bir video olur. Hep birlikte önce malzemelerimizi görelim. Çantamızın tabanının sert durması, sağlam durması için eskimiş kemerlerinizin sağlam yerlerinden kullanabilirsiniz. Benim kemerim biraz ince ve çok yumuşaktı. İkisini üst üste getirdim. buçuk santim kadar hazırladım bu şekilde. Kalınlığımız 2,5. Tabii yan tarafı da var, yarım santim kadar üst üste getirdiğim için. Askımızı çantamızla birleştirmek için de bu şekilde aparatlara ihtiyacımız var. Genişliği 2,5. Farklı farklı seçebilirsiniz tabii ki, 4,5 da boyu. İpimi kilo işe aldım. Bu şekilde bir ip. İğnemiz ve makasımız. Bir nolu tığımı kullanacağım. Çantamızın taban kısmını yapmak için örgümüze başlıyoruz. Çapraz yaptım. Hepinize kolay gelsin. 10 tane zincir çekeceğim. Sıkılama zincirinden sonra sıkıladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincirimi çektim. Tutuyorum. Bir zincir daha çektim üst kısma çıkabilmek için. Hemen 10. zincirimin üst kanadından bir ilmek aldım ve ikisini birlikte kapattım. Düz sık iğne yapacağız. Her üst kanattan bir ilmek alıp diğeriyle birleştireceğiz. Düz sık iğnemizi yapacağız. 10 tane sık iğne yapıyoruz buraya. Tane sık iğnemi hazırladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hemen bir üst sıraya çıkmak için bir zincir çekiyorum. Döndüm. Her noktaya birer kez batıp 10 tane sık iğne daha yapacağız. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar sık iğnelerimize devam ediyoruz. Sıramızın sonuna kadar sık iğnelerimizi yapmaya devam ettik ve sıramızı tamamladık. Yine aynı şekilde bir zincirle bir üst sıraya çıkıyoruz. İşlemimiz değişmiyor. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam edelim. 46 sıra sık iğnemi yaptım. Her sırayı bu şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. Bu şekilde hazırladık. Aynı şekilde bir tane daha hazırlıyoruz. Aynı büyüklükteki iki parçamızı elimize alıyoruz. Bitiş noktaları aynı yönde. Bu şekilde tutuyoruz ve kapatıyoruz. Diğer önceki yaptığımız parçamıza geçiyoruz. Buradan hemen ilk zincirimizin batma noktasından girdik. Buradan ilmeğimizi geriye aldık. Öne aldık. Bir zincir çektik ve sıramıza başlıyoruz. Hemen bu noktaya 3 defa batmam gerekiyor. Yani karşıdaki
İlk batma noktasında aynı şekilde girdim. Karşılıklı getirmemiz gerekiyor ilmeklerimizi. Bir, yine aynı noktaya. İki ve tekrar aynı noktaya. Üç. Üç defa batıyoruz köşelerimize. Bu bizim ilk köşemiz. Üç defa battıktan sonra tek tek batıyoruz. Hemen bir sonraki noktaya girdim. Arka taraftan da aynı şekilde. Tam karşılıklı gelecek şekilde birer sık iğne ile parçamızı birleştirmeye başlıyoruz. Köşeye kadar devam edelim. Köşemize geldik. Son noktamız. Bu şekilde ilmeğimizi aldık. İsterseniz bu ipinizi örerken araya alın, isterseniz iç kısmı alın, gözükmeyecek zaten. Bu kısımdaki son sık iğnemi yaptım. Bu noktaya iki defa daha batacağım. Bir, iki defa daha batınca, daha batınca üç tane sık iğne yapmış olacağız köşeye. Üç. Bir, iki, üç. Köşelerimize üçer defa batıyoruz. Diğer kısımlara birer tane sık iğne. Hemen sonrasındaki buradaki çizgimizin bu noktasından girdim. Tam karşılıklı gelecek şekilde arka taraftan da kontrolümü yaptım ve kapattım. Bu sıramızı da bu noktalara batarak devam ediyoruz. Arka taraftan da kontrol ettik ve sık iğnemizi yaparak kapattık. Aynı noktalara dikkat ediyoruz. Tam karşılıklı gelsin. Devam ediyoruz. İlk uzun kenarımızı sık iğne yaparak ve karşılıklı getirerek tutturduk. Son çizgimizin olduğu noktaları da karşılıklı getirdikten sonra bu kısma geçiyoruz. İpimizi yine alta aldık. Ve köşeye 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 Sonrasında diğer kenarlarda yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Karşılıklı ilmekleri tek seferde sık iğne ile tutturuyoruz. Bu noktadan girdik ve karşı taraftan aldık. Bu kısmı da alt kısımda yaptığımız gibi ekledik. 3 tane sık iğnemizi yaptık ve bu kısmı da ortaya kadar ya da 3'te 2'si kadar örüyoruz. Bu kısımdaki gibi. Sık iğnelerimizi yaparak bu noktaya kadar geldik. Artık kemer parçamızı iç kısma yerleştirebiliriz. Boşluk kısımdan içeri doğru hafif hafif iterek köşeye kadar götürdük. Bu kısmı da yerleştiriyoruz. Siz daha farklı boyutlarda örmek isterseniz zincir çekerken bu kısmından birer tane fazlalık bırakın üstüne getirip örerken de uzunluğunu istediğiniz boyutta farklı şekillerde yapabilirsiniz. Sıranız artar ya da eksilir. Bu noktada yerleştirdik ve sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Yine tam karşılıklı gelecek şekilde buradan ve arkadan aldık, sık iğnemizi yaptık. Çizgi olan kısmından girdik. Arka taraftan da aynı şekilde. Sıramızın sonuna kadar tek tek yaparak
Sık iğnelerimizi devam ediyoruz. İlk kapatma sıramızı sık iğne ile tamamladık. Bitiş noktamızdayız. Buradaki 1, 2, 3. sık iğnemizin tepe noktasına battık. Bir zincir çektim. Hemen sonraki noktaya batarak sık iğnemizi yapmaya devam ediyoruz. Bu sırada artırmaya da eksiltme hiçbir şey yapmadan sadece sık iğnelerimizi yapacağız. Bir sıra daha. Herhangi bir eksiltme ya da artırma yapmıyoruz. Her noktaya bir kez batarak tek tek örüyoruz ve tekrar başlangıç noktamıza dönüyoruz. Sık iğnemizi yaptık ve sıramızı tamamladık. Burada başlangıç noktamızdı. Bir zincir çekip yukarı çıkarken bu noktaya geçmiştik. Bu noktaya da batıyoruz. Son bir sık iğne daha yaptık. Buradaki noktadan giriyoruz ve ipimizi arkaya çekiyoruz. Bir zincirle düzelttik. Bu noktaya geriye ipimizi alıp çıktığımız noktaya tekrar giriyoruz. Bir tane sık iğne yaptık. Hemen bu noktaya girmiyoruz. Bunun altındaki noktaya battık ve biraz uzatarak yukarı çektik. Bir sonraki sık iğnemizin tepesine batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Bir sonraki sık iğnemizin alt kısmına batıyoruz ve biraz çekerek uzunca bir sık iğne yapıyoruz. Bu sıradaki işlemimiz bu şekilde devam edecek. Bir düz sık iğne yaptık. Sonrakini batmıyoruz. Bir alt sıraya. Yine aynı şekilde hemen sonrakine sık iğne yapıyoruz. Bir sonrakinin altına batıyoruz. Herhangi bir artırma, eksiltme yapmadan bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Örneğimizi bu şekilde tamamladık. Bu noktaya geldik. İlk sık iğne ile düz sık iğne ile başlamıştık. Burada da sık iğne ile bitti. Uzun yapmamız gerekiyor sayılarımızın denk olması için. Bu sebepten buraya bir kez daha batacağım. Aslında şu an orada sık iğnemiz yok. Herhangi bir ilmeğimiz yok. Ama buradaki çizgilerimizin düzgün durması için bu şekilde geldim ve bir tane daha yaptım köşeye. Buradaki sık iğnemize, pardon, geriden alacağız. Sık iğnemize batmıyoruz. Hemen sonraki noktadan ilmeğimi arkaya alıyorum. Şekilde tutalım. Burada bir sık iğnemiz var. Bir de yaptığımız uzun ilmeğimiz var. Bir zincirimi çektim. Buradaki sık iğnemin olduğu noktaya batıyorum. Yani daha önceki sırada sık iğnemi battığım noktaya yine bir sonraki noktada batıyorum. Biraz da sıkı yapmışım o noktayı sanırım. Oradan ilmeğimi çektim ve kapattım. Bu sırada uzun olanların tepesine batıyoruz. Bir önceki sırada uzun yaptığımızı düz sık iğne yapıyoruz, minik. Buradaki sık iğnemizin de dibine batacağız. Bu noktaya değil, buraya. Tuğla örneğimiz ortaya çıkacak. Uzatmanın tepesine batıyoruz. Düz sık iğne yapıyoruz. Sık iğnemizin de dibine batıyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Uzatmaların tam tepesine battık. Sık iğnelerimizin de
Bir önceki sırada battığımız noktaya battık. Herhangi bir artırma eksiltme yine yok. Tam tur dönüp bu noktaya geliyoruz. Köşe kısımlarını geçerken elimizle bu şekilde düzeltirsek bu kısmı çok açık olmaz. Artık yukarı doğru devam edecek. İkinci sıramızı tamamladık. İlk başta uzunla çıkmıştık. Alttaki uzunun hemen üstüne bir sık iğne yapıyoruz ve ilmeğimizi arka tarafa alıyoruz bu noktadan. Bir zincirle sıkılıyoruz. Ve hemen buradaki, yani bir geriye geliyoruz. Buradaki sık iğnemizin dibine batacağız. Bir zincirimizi çekmiştik. Bir tane daha çekelim. Bu en son yaptığımız sık iğnemizin üzerine, altına battık. Uzattık biraz, çektik ve kapattık. Sonrasında uzunumuzun üstüne tek bir tane sık iğne. Sonrası sık iğnemizin altına, uzunların üst noktasına. Çıkışlarımız ve örneğimizin devamı bu şekilde. Bu sıramızı yaptıktan sonra bir sıra daha yapıyoruz. Toplamda 4 sıra tuğla örneğimize örmüş olacağız. 3. sıramızı da tamamladık. 1, 2, 3. Bir sıra daha yapıp sıramızı bitireceğiz, tamamlayacağız. Diğer örneğimize geçeceğiz. Yine aynı şekilde tam tepesinden çıkıyoruz. Son sık iğnemizi yaptık. Sıramız bu şekilde yukarı çıkıyor her seferinde. İsterseniz aynı örnekle de devam edilebilir. Sıkıladım. Bir zincir daha çektim ve dördüncü sırama geçiyorum. Hemen gerideki sık iğnemin tepesinden bir ilmek aldım. İlmeğimi düzelttim ve devam ediyorum. Bu sıramı da tamamlayıp diğer örneğime geçeceğim. Tam tur dönüyoruz ve bu noktada buluşuyoruz. Dördüncü sıramızı da tamamladık. 1, 2, 3, 4. 4 sıra tığ işi, tuğla tekniğimizi de yaptık. Bu noktada yukarı çıkarken bu şekilde batabiliyoruz. Arkadan girmemize gerek yok. Biraz sıkıladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Umarım net şekilde gösterebildim. Burada 3 noktaya atlayacağız. 1, 1, 2, 3 ve 4. noktamıza geriye doğru gireceğiz. İpimizi çıkardık. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4. noktadan girdik. İpimizi buradan ön tarafa alıyoruz. Çok sıkmayalım. Alt taraf biraz ağır. Ekranını tutmak zorlaşıyor. Bu şekilde tuttum. Bu son zincirimiz. Burada bir tane zincir çektik. Hemen sonrasında bu son çektiğimiz 8. zincirimizin üst kanadından girdik. Bir ilmek aldık ve sık iğne yaptık. Bir tane sık iğne. Bir kez doluyoruz. Hemen bir yukarıdaki zincirimizin üst kanadından giriyoruz. Tek kanat ilmeğimizi çektik. 3 ilmeğimizi birden alarak çakma sık iğne yaptık. Çok sıkmayın, dikkat edin, büzüştürmeyelim. Yine bir kez doladım. Bir sonraki zincirimin üst kanadından aldım ilmeğimi. 2 defa da çekiyorum bu sefer. Önce ilk ikimiz, sonra diğer ikilimiz ve ikili trabzan yaptık. 1, 2 defa doladım. Yine hemen bir sonraki noktanın üst kanadı girdim. 3 defa da kapatacağız
1, 2 ve 3. İlk piramidimizi, üçgenimizi oluşturduk. Buradan sonra 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Sadece başlangıçta 8 zincir çektik. Yine ipimizi tığımızı ipimizden çıkardık. Ve hemen sonrasındaki noktadan saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4.'den girdik ve ilmeğimizi ön tarafa aldık. Sıkmıyoruz arka tarafını. Bir zincir. Hemen ilk zincirimizin üst kanadından bir ilmek ve bir sık iğne. Bir kez doladık. Üçünü birlikte aldık. Yine bir kez doladık. İki defa da bir, iki, iki defa doluyoruz. Üç defa da kapatıyoruz. Bir, iki, üç. Sıramızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Dört zincir çekip dördüncü noktaya batarak aynı işlemleri yapıyoruz ve tamamını dönüp bu noktada buluşuyoruz. Üçgenlerimizi bu şekilde sıraladık. Tersten görüntümüz ve ön yüzümüz. Burada 1, 2, 3 ve sonrakine batacağım noktayı kaydırmışım arkadaşlar. Sorun yok. Burada 1, 2, 3, 4. noktaya diğerleri gibi batıyorum. İpimi arkaya alıyorum ve son üçgenimi yapmaya başlıyorum. Buradan çektikten sonra bu noktaya giriyorum. Hemen buradaki ön kanattan ilmeğimi alacağım. Ve buradan ipimi geçirdim. Hem buradaki ilmeğimden hem de buradaki zincirimden ilmeğimi geçiriyorum. Hemen sonraki buradaki zincirimin birincisinden zaten bu ilmeğimi geçirdim. Hemen buradaki ilmeğimin içinden bu kanattan girdim. Bir kez doluyorum. Buraya ilk sık iğne yapmam gereken noktaya bu işlemi yaptım. Hemen birinci değil ikinci noktanın üst kanadından giriyorum ve çakma sık iğnemi yapıyorum ilk olarak. Düz sık iğne yaptığım noktayı karşı tarafa geçtik. İlk sıralarımızda bu çıkış noktalarımızda bu şekilde olacak. Yine bu taraftayız. Bu kısımdaki tek kanattan giriyoruz. Bir kez daha doladık. Üst kanattan aldık. Burada ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sıralamamız aynı şekilde. Yine hemen bir sonraki zincirimin üst kanadından girdim. İki defa doluyorum. Ve buradaki zincirimin üst kanadından girdim. Bir, iki, üç defa da kapattım. Sıramızı tamamlamış olduk. Sıralarımızı bu şekilde kapatıyoruz. Başlarken yine aynı şekilde 8 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Başlama noktalarımız bu şekilde. Bitişimiz de buradaki gibi. Aradaki o bir tane kaymayı saymıyoruz bu sırada. Ve hemen sonrasında yine ipimizi, iğnemizi, şişimizi çıkardık, tığımızı. Buradaki zincirlerimizin bu noktasından giriyoruz. Hemen buradan da iki kanattan aldık. İlmeğimizi ön tarafa alıyoruz. Ve bir zincir. Hemen ilk zincirimizin üst kanadından, altta yaptığımız gibi üst kanadından ilmeğimizi, tığımızı, şişimizi geçiriyoruz. Bir tane sık iğne. Bir kez doluyoruz. Bir üsttekinden ilmeğimizi aldık. Üçünü birlikte tekrar doladık. Yine üst kanattan iki defa da ve üçgenimizin son trabzanı
3 defa da çekiyoruz. Çıkış noktamız, başlangıç noktamız. Ve tekrar 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Yine buradan ve buradan iki yerden ipimizi ön tarafa aldık. Bir zincir çektik. Hemen ilk zincirimizin üst kanadından bu sıramızı da bu şekilde devam edip tamamlıyoruz. İkinci sıramızı da tamamladık. Tekrar çıkışı bir kez daha görelim. Bu noktada biraz daha farklı. Bu ve arkadaki ilmeklerimizi alıyoruz. Bir de buradaki ilmeğimizden aldık. Çıkışımızı bu şekilde yapacağız. İpimizi ön tarafa aldık. Zincirimizi yapmadan önce buradaki ilk zincirimizin üst kanadından giriyoruz ve kapatıyoruz. Bunu sık iğne olarak sayıyoruz. Burada yaptığımız ilk sık iğnemizin olduğu yere bu şekilde girdik. Hemen bir sonraki kanadımızdan giriyoruz. Bir kez doluyoruz ve bu zinciri atlayıp bir üstündeki zincirimizden girdik. Çıkışımız bu şekilde. Ve bundan sonraki bütün çıkışlarımız aynı şekilde olacak. Tekrar bir üst kanattan aldık. İpimiz hep bu tarafta. Bir kez daha doladık. Bu noktadan giriyoruz. İkili trabzan. Bir ve hepsini birlikte kapattık. Son zincirimizin de üst kanadından giriyoruz. İki defa doladık. Ve üç defa da kapattık. Sıramızı tamamlamış olduk. 8 zincir. Daha önceki gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve devam ediyoruz. Sıralarımız bu şekilde devam edecek. Çıkışlarımız ve başlangıçlarımız istediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Ben 11 sıra ördüm. Şu şekilde sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Siz isterseniz biraz daha kısa ya da biraz daha uzun yapabilirsiniz. Ve çıkış noktalarımız da bu şekilde. Uzaktan bakıldığında çok da belirgin değil. Ama elinize aldığınızda hafif bir kalınlık var o noktada. Ve sık iğnelerimizi yapmaya başlayacağız. Her üçgenimizin üzerine 4 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4. Sıralarımızı tamamladıktan sonra bir zincirle yukarı çıktık ve arka taraftan ters görünen noktalardan giriyoruz. İlk baktığımız nokta burası 1, 2, 3 ilkinde. Daha sonrasında 1, 2, 3, 4. Tekrar çeviriyoruz. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde buralardan ilmeklerimizi alarak sık iğnemizi yapıyoruz. Bir sıra düz sık iğne. Her noktadan bir kere giriyoruz ve sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bir sıra sık iğnemizi yaptık. Tamamını bitirdikten sonra çıkış noktamız ipimizi arka taraftan
geriye alıyoruz. Bir tane sıkıladım. Tekrar döndüm. Buradaki noktaya batıyorum. Bu sıkıladığımda arada kalan ipliğime girdim. Ve buradan bir üst sıraya çıkıyorum. Bir sıra daha sık iğne yapacağız. Öncesinde kenarda iki tane aparatımız olacak. Onları yapalım. İpimizin ortasından alıyoruz. Diğer ipimizi kesmedik. Çok fazla uç kısımda ip bırakmadım. Sıkıladıktan sonra 20 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 20 zincirimi çektim. 19 tane de kaydırma işlemi yapacağız üzerine. Birinci değil, ikinci zincirimin arkasından kaydırma işlemine başlıyorum. Bir ilmek alıyorum. Arkadaki ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bu işleme kaydırma işlemi diyoruz. Tekrar ters görünen hemen bir sonraki ters görünen noktadan girdim ve diğer ilmeğimin içinden kaydırma işlemi yaparak tamamladım. Sıramın tamamını bu şekilde örüyorum. 19 tane kaydırma işlemi yapacağız. Birinci sıramı tamamladım. 19 tane kaydırma işlemim oldu. Bir üst sıraya bir zincir çektim, döndüm ve hemen zincirimin bir altındaki kanattan, arka kanattan bu şekilde alıyorum ve yine kaydırma işlemine devam ediyorum. Şu an ikinci sıram bu şekilde 6 sıra yapacağım. İkinci sıramızı tamamlayalım. İkinci sıramızı tamamladık. Bir zincirle bir üst sıraya çıkıyoruz. Üçüncü sıramızdayız. İşlemlerimiz aynı. Bu şekilde 6 sıra örelim. Şu an üçüncü sıramızı örüyoruz. Üçüncü sıramızı tamamladık. 4, 5 ve 6. sıramızı da yaptıktan sonra bu şekilde kapatacağız ve iki sıra sık iğne yapacağız. Yan tarafta zincir şeklinde görünen kısımdan tığımı geçirdim. İpimi bu kısma alıyorum. Buradaki ipimi daha sonra saklayabiliriz. Bir zincir çektim ve aralardan bu noktalardan batarak 4 tane sık iğne yapacağım. Bu iki zincirimizin arasından girdik. Buradan bu şekilde kapattık. Hemen sonrasında yine yanındakinden girdik. Bu iki zincirin arasındaki tek ilmeği alacağız. Bu şekilde parçamızı birleştiriyoruz iki ucunu. Sonraki noktalarımız 1, 2, 3 ve buradaki iki zinciri de karşılıklı aradan girerek bağlıyoruz, sıkılıyoruz. Bu kenardan iki kanattan aldık. Aynı şekilde buradan da iki kanattan alıyoruz. Ve son sık iğnemizi yaparak tamamlıyoruz. Bu ipimizi daha sonra saklayabiliriz. Bir zincir yukarı çıktık, döndük. 4 tane sık iğne. 1 2 3
1 santim kadar pay verip kesiyoruz. Aynı şekilde bir tane daha yapıyoruz. İlk parçamızı da hazırladık. İkinci sıra sık iğnemizi yapmadan önce çantamızın tam yan taraflarını ortalayıp buluyoruz. Bu şekilde düzelttim. İlk kenarı bulduktan sonra diğerlerini de üst üste getiriyorum. Ve tam ortamızı işaretliyoruz. Örerken de bu noktaları buraya tutturacağız. Bu şekilde iğne ile yerleştirdim ve bu noktadan sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Her noktaya bir kez batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Buradaki işaretlediğimiz noktanın 1-2 bu kısmına kadar örüyoruz. Buradaki noktayla buradaki noktadan aynı anda geçeceğim. İğnemi çıkarıyorum artık. Önce askımızı takacağımız aparattan giriyoruz. Sert örmedim ama tığımı geçiremedim. Hemen sonraki sık iğnemizden giriyoruz. Ve sık iğnemizi yaptık. Hemen sonrasındaki noktadan girdik. Bir sonraki alttaki noktamıza girdik. Sık iğnemizi yaptık. Hemen üçüncü sık iğnemize giriyoruz. Burada da aynı şekilde bir sonrakine girdik. Kapattık ve dördüncüyü de yaptıktan sonra düz olarak devam ediyoruz. Ve hemen bu noktaya da battıktan sonra askılarımızı takacağımız aparat kısmımız hazır. İpimizi de artık bu kısma saklayabiliriz. Düz olarak devam edelim. Ta ki diğer aparatımızı takacağımız, askımızı takacağımız yere kadar. Her noktaya bir kez batıyoruz. Diğer aparatımızı da aynı şekilde tutturuyoruz. Karşılıklı gelecek şekilde 4 tane sık iğne ile. Sonrasında her noktaya bir kez batarak sıramızın sonuna kadar sık iğnemizi yapıyoruz. İkinci sıra sık iğnemizi de tamamladık. Bu kısımda noktaya batıyorum. Kaydırma işlemi yaptım. Bir kez battım ve geriye doğru gelip buradaki sık iğnemin tepesine batıyorum. İlmeklerimiz artık eksilmesin diye bir tane yaptım. Tabanda yaptığımız modelimizin iki sırasını da bu kısma yapacağız ve sonrasında ağız kısmını kapatacağız. Buradaki sık iğnemizin tam dibine batıyoruz. Şu kısmı biraz gevşek bırakmışım. İlkini sık iğne olarak yaptık. Sonrasını uzattık ve bir tane düz sık iğne. Buradaki noktaya batmıyoruz. Hemen dibine batıyoruz. Tabanda yaptığımız işlemin aynısını yaparak, iki sıra yaparak tamamlıyoruz. Birinci sıramızı tamamladık. Hemen bu noktadan giriyoruz. Kaydırma işlemi bitirdik. Bir zincir ve buradaki uzun olan
yeri de ve uzun olan sık iğnemizin üzerine bir tane kısa sık iğne yaptık. Ve hemen sonrasında kısa olanın üzerine, daha doğrusu dibine, bu noktaya bu şekilde bir geçiş yaptık. Devam ediyoruz. Bu sıramızı da bu işlemlerle örüyoruz. İkinci sıramızı da tamamladık. Fermuarımızın çerçevesi için en son yaptığımız sırayı tek tek sayalım. Ona göre fermuar çerçevemizi yapacağız. Benim çantamın çevresi 120 sık iğne. Bu noktadan giriyorum. İpimi arkaya alıyorum. Son sıramı yapacağım. Bir tane sıkılama zinciri yaptım. Daha düzgün oluyor bu şekilde çevirince. Döndüm. Ve hemen buradaki boşluğa giriyorum. Bu noktayı serbest bırakıyorum. Arkadan da atladığım o sık iğnenin kenarından tek ilmek de olsa girdim. Ve ilmeğimi o noktadan çektim. İlk ilmeğimi bu şekilde aldım. Bundan sonra ters sık iğne yapacağım. Bir sıra. Kapat. Hemen bir sonraki noktaya girdim. Kapattım. Bu sıramızın tamamını ters sık iğne olarak örüyoruz. Ters sık iğne sıramızı tamamladık. Son noktaya da battık. Ve bu noktada herhangi bir sıkılama işlemi yapmadan ipimi kesiyorum. İlmeğimi çektim. Çok çekmiyorum, sıkılamıyorum o kadar. Buradaki ters sık iğnelerimin içinden tığımı geçiriyorum. Ve bu kısımdan ilmeğimi çektim. İpimi arka tarafa alıyorum. Ve iğneyle veya tığıyla aralardan geçirerek ipimi kaybediyorum. Uç kısmını sıkılamış oluyorum. Nereden geçtiğinizin çok bir önemi yok bu noktada. Aralara sıkıştıralım. Çantamızın genişliği 24 santim. Tam üst noktadan tutuyorum. Tabanın olduğu kısma kadar 19 santim. Tabanımızı önceden ölçmüştük. Bir de bu şekilde görelim. 21 santim, pardon, 21 santim değil, 19 santim. Çantamızın ağız kısmının kaç sık iğne olduğunu saydık. 120 sık iğnemiz var. Fermuarımızın çerçevesini yapmak için 120'den 8 çıkarıyoruz. 112 zincir çekmemiz gerekiyor fermuarımıza çerçeve yapmak için. Fermuarımız için zincirimizi çekmeye başlıyoruz. İlk zincirimi sıkıladım. Ve sonrasında birinci zinciri biraz gevşek bıraktım. Diğerlerini normal çekebilirsiniz. Bu şekilde 112 tane zincir çekiyoruz. 112 zincirimizi çektik. Zincirimizin dönmemesi için eklerken öncesinde bu şekilde düzgün elimizle uç kısmına kadar götürüyoruz. Dönmesine izin vermeyin. Bu noktada bu şekilde tuttum. İpimi araya aldım.
Buradan hemen ilk noktadan girdim ve son zincirimin içinden geçirdim. Bir zincir çekiyorum. Ve sonrasında bu en son çektiğim zincirle alttaki zincirin içinden giriyorum. Buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Düzeltiyoruz elimizle. İlk köşemizi yaptık. 3 tane tek tek sık iğne yapacağız. 2 kanat yukarıda kalıyor. Tek kanat altta. Bu şekilde girdik. 1 2 3 3 tane tekli sık iğne yaptık. Yine bu noktaya 2 kanat alıyoruz ve 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 Diğer kısa kenarımızda da 5 ilmek olacak. 3 tane arada, 1 2 de buralarda 5 tane. 5 de karşı tarafta olduğu için 10 tane ilmeğimizi bu şekilde ayarlıyoruz. 5 buradan, 5 de buradan ilmeğimiz gitmişti. Bu kısım ve bu kısımda kalan ilmeğimiz 102. Onu da ikiye böldük, 51. 51 tane sık iğne yapacağız bu kısma. Köşemizden sonra devam ediyoruz. Alt tarafta bir kanat, ilmeğimizin arasında da iki kanat kalacak şekilde aldık. Bu şekilde 51 tane sık iğne yapıyoruz. Bir sık iğnemizi yaptık. Köşemizden sonra bu şekilde. Burada yaptığımız, bu köşemizde yaptığımız işlemlerin aynısını bu köşede de yapıyoruz. Tek ilmeğin içine 3 defa 1 2 3 ve 3 tane de tek tek batıyoruz. 1 2 3 Diğer köşemizi de bu şekilde hazırlamış olduk. 1 aynı noktaya 2 aynı noktaya 3 Bu kısmı da 51 tane sık iğne yapıp çerçevemizi tamamlıyoruz. Diğer kenarımızın sık iğnesini de yaptık. 51 tane. Bu noktada ipimizi kesiyoruz. İpimi kestim. Çok çekmeden, zincirimizin formunu bozmadan hemen buradaki değil, buradaki zincirimizin arasından ipimizi alıyoruz. Tekrar buradaki noktadan girip zincirimizin ortasından çıktık. İpimizi bu noktadan arkaya aldık. Birleştirme noktamız belli olmuyor şu an ve ipimizi arka taraftan istediğimiz gibi saklıyoruz. Aynı yerden bir kere daha geçeceğim. Kayma yapmasın. Ve sonrasında aralardan saklayalım. Metre hesabı aldığımız fermuarımızı çantamızın tam üzerine denk gelecek şekilde tutuyorum. Fazladan pay bırakmıyorum. Tam hizasında kesiyorum. Çantamızın ağız kısmı kadar fermuarımızı kestik, hazırladık ve buradan istediğimiz fermuar
başlıklarını takıyoruz. Uç kısımlarını çakmağımızla yakarak iğnemize dikiş ipini geçirdik, uç kısmını düğümledik ve bu kısmı birkaç kere bu şekilde dikerek açılmasını fermuarımızın engelleyeceğiz. İki tarafı da aynı şekilde tutturursanız fermuarınızın buradan başlık kısmının çıkmasını engellemiş olursunuz. İki tarafa da aynı işlemi yaptık. Fermuarımızın çerçevesini yerleştirmeye başlıyoruz. Hafiften dışına pay verdim. Bu şekilde köşelerden toplu iğne ile tutturalım. İki taraftan da aynı şekilde pay verdik ve toplu iğnelerimizle tutturduk. Daha sonra açıyoruz. Tam orta kısımlarını bulup ortaya tutturuyoruz. Fermuarımızın orta kısmını bulduk. Çerçevemizin de tam ortası 26. ilmeğimiz. İkisini üst üste getiriyoruz. Kenarını bu şekilde yerleştiriyoruz ve iğne ile tutturduk. Karşı tarafı da aynı şekilde düzgün bir şekilde düzeltip ikisini üst üste getiriyoruz ve iğnemizi herhangi bir noktadan iğneledik. Bu aradaki bolluk kısımlarımızı da elimizle yedirerek, düzelterek bu şekilde çerçevemizi tutturalım. Önce toplu iğnelerimizle tutturalım. Sonra ister makinayla ister elinizle dikebilirsiniz. Bombelerimizi bu şekilde elimizle düzelttiğimizde fermuarımızın üzerine yerleşiyor. Tamamını bu şekilde iğneleyelim. İğnemi ve kendi renginde makara ipimi aldım. Ve istediğiniz noktadan başlayabilirsiniz. Makine dikişi yapar gibi elinizde bir geri, bir ileri. İğnelere takmadan bu şekilde tekrar batıyoruz. Minik minik yaparsanız aralara girer. İsterseniz makine dikişi de yapabilirsiniz makinede. İsterseniz bu şekilde elinizde dikebilirsiniz. Her noktaya gidiyoruz. Bir tane geri geliyoruz. Tekrar bir sonraki ilmeğimizin bu kısmından çıkıyoruz ve devam ediyoruz. Fermuarımızı önce telledim, sonra makine dikişiyle tutturdum. Buradaki 4 tanenin tam ortasına gelecek şekilde buradaki üçlümüz vardı. Sayalım şu şekilde. 1, 2, 3. Buradaki üçlüden tutuyoruz. Ve bu kısımdan tam buradaki tutturduğumuz çantamızın ortasına denk gelen noktaya bu şekilde girdik. İpimizi aldık. Bu noktaları kaybetmiyoruz. Sıkılama zinciri yapıyoruz.
Zincir yapmadan da bu kısma geçebilirsiniz. Bu şekilde, ışık birazcık izin verse, bu şekilde geçtik ve bundan sonra bir bu noktadan giriyoruz. Bir çantamızın sırayla bu şekilde devam edeceğiz. Ve kaydırma işlemi yapacağız. Hemen sonrasındaki noktaya girdik. Tam ortamızı bulduktan sonra ortayı ortaya denk getirdik. Buradan girdik. Karşı taraftan bir sonraki noktadan ilmeğimizi çektik. Ve kaydırma işlemi yaptık. Bu şekilde her noktaya bir kez girerek çantamızın fermuarını çantamıza tutturuyoruz. Sayılarımız tam olarak saydıysak ve herhangi bir eksiklik yoksa diğer tarafı ölçmemize gerek kalmadan bu şekilde çantamızı tutturacağız. Devam edelim. Çerçevemizi çantamıza tutturduk. İlk başladığımız noktada battığımız yerimiz ve son battığımız noktamız. Arka tarafta da iplerimizi bu şekilde daha net görebiliriz. İpimizi kesiyoruz. Biraz pay bırakalım. Çektik. Bu ipimizi buradaki ilk zincirimizin arkasından geçiriyoruz. Zincirimizin altından iğnemizi, tığımızı geçirdik, ipimizi de geçirdik ve buradaki son yaptığımız ilmeğimizin altından ortadan girip ipimizi arka tarafa alacağız. Bu kısmı tamamladık. Aynı noktadan, en son battığımız noktadan giriyoruz. Buradaki ipimizin hemen bu kısmından bir gerisinden bu ipimizi de çektik. Buradaki dikişlerimiz tam. Buradaki zincirlerimiz de tam. Ve bundan sonra iplerimizi iç kısma alıp iç tarafta saklıyoruz. İğne ile tığıyla istediğiniz gibi saklayabilirsiniz. Diğer ipimizi de alıyoruz. Aynı şekilde aradan geçtim ve iç tarafa aldım. Bu noktada bağlayalım. Bir kez daha. Ve sonrasında iplerimizi aralara saklıyoruz. Fermuarımızın işlemleri de tamamlandı. Çantamızın sadece askı kısmı kaldı. Diğer kısımlar tamam. Çantamızın askısını örerek göstermeyeceğim. Buradaki işlemlerle aynı. Sadece bu kısımda 6 sıra ördük. 6 defa git gel yaptık. Burada 8 sıra git gel yaptık. Çantamızın askısı için 350 tane zincir çektik. Yani 1,5 metre kadar bir zincirimiz oldu. Ve zincirimizin üzerine kaydırma işlemi yaparak 8 sıra ördük. Dikmek için uç kısımlardan 35 santim kadar ip bıraktım. 350 zincir çekerek ördüğümüz çanta askımızın bittikten sonraki uzunluğu 8 sırada kaydırma işlemi yaptık. Ve bu şekilde 114 santim kadar oldu. Aparatımıza bu şekilde tutturduk. 2,5 santim geriye döndük. Ve aralara, görünen zincirlerin aralarına ve içten geçerek diktim.
İki tarafında düzgün durması için bu kısımdan içe kıvırmıştık. Bu şekilde diğer başa kadar gidiyoruz. Ve buradaki kenarı da bu şekilde kıvırıyorum. Kıvırma şeklimiz döndük. Bu kısmı da geçiriyoruz. İğnemizi de geçirdik. Ve bu noktadan da 2,5 santim kadar yer bıraktık. Karşı tarafla aynı şekilde yapalım. Ve aralardan, pardon, iğnenin tersiyle uğraşıyorum. Bu şekilde geçiyoruz ve boşluktan çıkıyoruz. Bu taraftaki iki zincirin arasından boşluktan çıkıyoruz. Ve yine bir altından giriyoruz. Karşı tarafın boşluk kısmından. Netleştiremedim bir türlü. Tekrar çıkıyoruz. Kenarda iki kere git gel yapmış olduk bu durumda. Yine bir yukarıya geçiyoruz. Bu sefer yandaki boşluğa gireceğiz. Buradan çıkmamız gerekiyor. Bu çizgiden, aradan. Bu şekilde karşıya kadar devam ediyoruz. Aralardan dikerek iki tarafında, arka tarafında aynı şekilde zincirlerin aralarına girerek devam edeceğiz. Tamamen tutturduktan sonra kalan ipimizi de zincirlerimizin arasından geçirerek ipimizin uç kısmını kesebiliriz. Bir kez daha alttan geçelim. Çantamızın anlatımı bu kadar arkadaşlar. Umarım anlaşılır şekilde anlatabilmişimdir. Anlatamadığım yerleri yorum bölümüne yazarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum. Abone olmamış arkadaşlarım, abone olurlarsa benim için çok değerli, çok sevinirim, çok memnun kalırım. Yeni videolarda yeni örneklerle görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. İyi günlerde güle güle kullanın. Hepinize kolay gelsin. Diğer kısmımızı da takalım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.